Herkese merhaba. Bugün 14 Ekim 2020 günlerden çarşamba manşete hoş geldiniz. Ortalık toz duman, sivil darbe. İşte efendim gözlerime inanamıyorum. Bu gözler bunu da mı görecekti? İnanılmaz, skandal. İki gündür bundan geçilmiyor. Bu başlıklar, bu tweetler. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararı milletvekilinin düşürülmesinde hak ihlali, yerel mahkemenin yani anayasa mahkemesine, anayasa mahkemesinin önüne giden konu, yerel mahkemenin Enis Berberoğlu'nu mahkum eden kararı ve bunun üzerine Berberoğlu'nun vekilinin düşmesi konusu, anayasa mahkemesinin hak ihlali kararı, hemen ardından gelekçeli kararı ve bunu dinlemeyen bir devlet, bunu dinlemeyen bir meclis ve bunu dinlemeyen hatta kafa tutan bir yerel mahkeme. Bu konuşuluyor dünden beri. Devletin çivisi çıktı deniyor. Devlet çürüdü deniyor. Onun için yazdık acı gerçek devlet çürüdü. Yani bu gerçeğe yeni uyandı birileri. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi de tüm bu gelişmeler üzerine ışıklar yanıyor tweet'i attı. Anayasa Mahkemesi'nden gece çıktıktan sonra cep telefonuyla çektiği Anayasa Mahkemesi'nin ışıklar içindeki görüntüsünü Twitter hesabından paylaşıp ışıklar yanıyor tweet'i attı. İşte şu tweet. Engin Yıldırım, 2010'da Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş. Abdullah Gül'ün atadığı bir isim. Zaten Abdullah Gül döneminden kalma galiba 3 isim var. 15 üyeli Anayasa Mahkemesinde 4-5 yıl kadar da başkan vekilliği yapmış 11. senesi üyelikte kıdemli bir üye yani yeni bir isim değil daha evvelde Anayasa Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesine laf söyleyen Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha doğrusu o zaman Süleyman Soylu ile Anayasa mahke... Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtar sana tepki göstermişti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karardan dolayı gösteri yürüyüş işte ana caddelerde gösteri yürüyüş yapılsın yapılmasın tartışmasında işte senin can güvenliğin varmış mı işte bisikletine atla gel ben de gideceğim hadi bakalım yapabiliyor musun falan gibi böyle gerçekten seviyesi sığ devlet filan ciddiyetine yakışmayan şeylerdi. O zaman da Engin Yıldırım bisikletli bir görüntü paylaşarak buna cevap vermişti aklınca ve 10 yıldır ortada olmayan ismini de kimsenin telaffuz etmediği Engin Yıldırım, bilmediği Engin Yıldırım bu ikinci mesajda tekrar gündemde oldu. Gündeme geldi, gündem oldu. Işıklar yanıyor mesajı şu açıdan önemli. 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle e, bilinen bir e, simge ışıklar yanıyor. İşte o gece darbenin olduğu gece e, işte genel kurmayın ışıkları hiç sönmemiş. Ben Ankara'da gazetecilik yaptım. Böyle e, kritik zamanlarda mesela 28 Şubat günlerinde falan e, genelkurmayın önünden geçerken, kara kuvvetlerinin genelkurmayın neyse hepsi zaten aynı bölgedeydi. Önünden geçerken böyle ışıklarına bakardık. Ben kritik e, zamanlarda o ışıklara baktığımı, önünden geçerken e, acaba ışıklar yanıyor mu yanmıyor mu diye göz attığımızı hatta o bölgeden geçen insanlara sorduğumuzu falan bilirim. Ankara'da böyle bir bu işin esprisi vardır. Yani espriden öte böyle bir risk analizi de yapılır yani. Genel kurmayda ışıklar yanıyorsa bir hazırlık yapılıyor galiba falan. Acaba sabah darbe mi var? Tanklar mı yürüyecek falan gibi bir şeydir. Dolayısıyla daha yeni 15 Temmuz meselesinden çıkmış ve 15 Temmuz'un üzerine her şeyi e bina etmiş ve 15 Temmuz sonrasında hasta astık kesti kestik politikalarla e, darbe e, darbeyle mücadele, darbecilerle mücadele ediyorum derken kendi sivil darbesini yapan bir yönetim altında siz ışıklar yanıyor diye bir görsel paylaştığınızda akla direkt o gelir. Dolayısıyla e, saflıktır en hafif tabirle böyle bir paylaşımı yapmak. İki, iktidara gollük pastır. İktidar da alır bu pası, sektirir ve 90'dan senin kalene takar. Öyle de oldu zaten. Ne olduğuna bakalım. Bu e, tweetten sonra İçişleri Bakanlığı ışıklarımız hiç sönmüyor tweeti attı. Bu tweetten az sonra ve ondan sonra Engin Yıldırım, ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim. Başka ışıkları değil diye toparlama ihtiyacı hissetti. Sonra hesabını kapattı, tweetleri sildi. Geç vakitte gene bir açıklama yaptı. İşte efendim e, aşan şekilde yorumlandı. Üzüntü duyuyorum. E, efendim gayem anayasa mahkemesinin hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı dedi. Gün içinde gene bir açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kamuoyundan özür diliyorum dedi ee, ama bunlar yeterli olmadı. Ee, pek çok AKP'li isim, AKP medyası, troller, yazarlar aman Allah'ım hücum ettiler. Ve en son Erdoğan noktayı koydu siyaset yapacaksa istifa etsin siyasete girsin dedi ama devamla özür yeterli mi bunu şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanı ve heyeti düşünmelidir. Ortada böyle bir tablo varsa gereğini de onlar yapmalıdır." diyerek Engin Yıldırıma kapıyı gösterdi. Ee, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, Anayasa Mahkemesi Engin Yıldırım'ın arkasında durabilir mi, duramaz mı? Bunu zaman gösterecek ama gerek Engin Yıldırım'ın, gerekse Anayasa Mahkemesi'nin Zaten dün paspas olmuştu, aldığı kararlara uyulmadı. Bir kere daha üzerinden geçilmiş oldu bu vesileyle. Bir kere daha hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi e, bir karar aldı Enis Berberoğlu hakkında. E, hak ihlali kararı aldı. Ve Enis Berberoğlu'nun, Enis Berberoğlu ile ilgili bu karar milletvekili düşürülen Enis Berberoğlu'nun e, vekilliğinin iadesi anlamına geliyordu. Ne oldu peki? Şu oldu, ee, Enis Berberoğlu'nun müracaatı Anayasa Mahkemesi'ndeyken Türkiye Büyük Millet Meclisi ani bir toplantıyla, bir gece yarısı baskınıyla Enis Berberoğlu'nun yerel mahkemede çıkmış, hakkında hüküm çıkmasından hareketle vekillerini düşürdü. Ardından ee, CHP'liler buna karşı çıktılar. Enis Berberoğlu'nun başvurusu Anayasa Mahkemesi'nde en azından o kararı beklemeliydiniz falan dediler ama zaten meclisin amacı, Mustafa Şentop'un amacı buydu. Dolayısıyla ardından Anayasa Mahkemesi kararı gelse bile Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürülmüştü. Aynı zamanda o sırada HDP'li iki milletvekilinin de Leyla Güven başta vekilliği düşürüldü ama kimse onlara bakmıyor. HDP çoktan şeytanlaştırıldığı için. Mustafa Şentop Vahdettin Köşkü'ne gitti. Erdoğan'la görüştü. Yeni. Bu, bu <laughs> Dünkü hadiselerden önce ve Erdoğan gene talimatını verdi muhtemelen. Enis Berberoğlu'na vekillik iade edilmeyecek diye. E, Şentop Vahdettin Köşkü'nden indi. Muhtemelen yerel mahkemeye anayasa mahkemesi kararını dinlemeyeceksin diye talimat gitti. HSK'dan veya Adalet Bakanlığı'ndan yerel mahkemede anayasa mahkemesi karar anayasa mahkemesi haddini aşmıştır. Bizim kararımız doğrudur. İşte efendim kararımızın arkasındayız diye bir açıklama yaptı. Onun üzerine de Mustafa Şentop, ben de dediği yerel mahkemenin kararına uyuyorum, Anayasa Mahkemesi kararına din, dinlemiyorum. O sonrasında da Engin Yıldırım ışıklar yanıyor diye bu tweet'i attı. Hadisenin özeti bu ama Anayasa Mahkemesi karesinde bir değil bu tweet'le beraber iki gol birden görmüş oldu. Tepkilere bakalım. Yavuz Baydar unutulmasın. Onayasa Mahkemesi de Alparslan Alt Altan kararında Ahim'in verdiği hükmü yok saymıştı diyor. Doğru. Alparslan Altan Anayasa Mahkemesi üyesiydi. Bir diğer üye arkadaşıyla beraber 15 Temmuz'un hemen ertesi günü apar topal görevden alındı ve tutuklandı ve 4 yıl aşkın bir süredir iki Anayasa Mahkemesi üyesi hücrede e, tutuluyorlar. Alparslan Asla, Altan da onlardan biri Alparslan Altan kararında ahim hak ihlali kararı verdi ama bu hükmü yok saydı Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla sen uyman gereken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de uluslararası Sözleşmesi, sözleşmeler gereği Türkiye'nin kararlarına uymak zorunda olduğu bir mahkeme. Sen uymak zorunda olduğun bir karara uymazsan senin kararına da senin de uyulmak zorunda olan kararına da başkası aynı şekilde uymaz. Mehmet Altan ülkenin en büyük kurumları sosyal medya üzerinden lambalarla atışıyor. Ne izahı kaldı ülkenin ne mizahı demiş Işıklar içinde uyusun. Cenk Yiğiter Cumhurbaşkanı bir gecede olağanüstü hal ilan etse ve bu ilandan hemen sonra çıkardığı o hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TBMM'nin süresiz olarak ta ta tatil edildiğini, Anayasa Mahkemesi'nin lağvedildiğini ilan etse ne olur? Bunu ne engelleyebilir? Bunun karşısında ne yapılabilir? Benim bir cevabım yok. Levent Kültekin, hukuku, kurumları, düzeni yok ederek el birliğiyle ülkenin ışığını söndürdüler. Şimdi utanmadan ışıklar üzerinden birbirine nazire yapıyorlar. Olacak şey değil, demiş. Ergun Babahan, Anayasa Mahkemesi ahimi tanımazsa alt mahkemede onu tanımaz. Gücü gücü yetene ülkesi şu anda Türkiye ve bunlar henüz iyi günler, demiş. Mustafa Selanik Türkiye gerçekleri hesabından sadece soruyorum. 100 milyon dolarınız olsa, devletin kurumlarının ışık çatışmasını görmüş olsanız bu ülkeye yatırım yapar mısınız? Dış güç aramaya gerek var mı? Yaman Akdeniz mühim bir hatırlatmada bulunuyor. O da şu. Anayasa Mahkemesi'nin 5 senedir ışıkları yanmıyor. Bugün yansa ne olur? tozlandırıp rafta beklettiğiniz dosyaları, KHK'larla ilgili tutumunuzu, Roboski kararınızı daha nice söndürdüğünüz tüm ışıkları unutmadık. Kaldı ki Enis Berberoğlu kararı Anayasa Mahkemesi'nin uygulanmayan tek kararı değil, siyasi haber ork sitesiyle ilgili nihai kararı Kasım 2019'dan beri, sendika orkla ilgili nihai kararı Mart 2020'den beri Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanmıyor demiş. Haksız mı? Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmama sorunu zaten devam eden bir sorun olmakla birlikte Berberoğlu kararıyla ortaya çıkmış bir sorun değildir demiş. Turgut Kazan da mühim bir hatırlatmada bulunuyor. Berberoğlu kararını veren mahkeme başkanı daha önce 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeydi. Demirtaş'la Sırrı Süreyya'yı cezalandırmıştı. Selçuk Kozağaçlı ile avukatlar 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilince kararı veren tüm yargıçlar dağıtıldı ve Başkan Akın Gürlek bu mahkemeye gönderildi deyip o Akın Gürlek'in diğer nöbetçi hakim gibi oradan oraya oradan oraya faaliyetlerini anlatıyor. Ve bu nöbetçi hakim bu nöbetçi yargıç saraydan aldığı talimatla da dün Anayasa Mahkemesi'ne Enis Berberoğlu kararına dair meydan okudu. Tweet dizisinde hepsini anlatıyor zaten. Turgut Kazan deneyimli bir hukukçudur. Gırgır'ı hatırlayalım. Esasen bu olaylar yeni değil. Onu anlatan bir kapak bu. Mart 2016 sayısı Gırgır Gır dergisinin kapağı. Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül için verdiği tahliye kararı hakkında konuştu. Karara uymuyorum, saygıda duymuyorum. Yanında taş devri insanı var, al benden de o kadar diyor. Taş devri hukuku, e, hani derler ya hukuk değil, guguk devleti. Bunu dört buçuk sene evvel gırgırın kapağı. Yeni değil yani, çürüme. Hilal Nesin anlaşıldı, ışık oyunuyla AYM'yi kapatacaklar demiş. NASA Türkiye muhtemelen NASA'nın e, Türkiye hesabı değil bir parodi hesap ama bir tweet atmış. Türkiye'de Türkiye'de geceyi ışıklar aydınlatıyor. Belirgin dört metropol şehir Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir diye. E, Sen çık aradan NASA <laughs> demişler. Evet ışıklar e, yanıyor. Işıklarımız yanıyor. Bizim ışıklarımız da yanıyor esprisi üzerine. Evet NASA'da parodi hesap galiba o da geri durmamış. Sedef Kabaş, anayasayı tanımıyorlar, anayasa mahkemesini tanımıyorlar, halk iradesini tanımıyorlar, seçimi tekrarlatıyorlar ya da kayım atıyorlar. Mülkiyet hakkını tanımıyorlar, mal varlıklarını el koyuyorlar, ahim kararlarını tanımıyorlar. Hani darbe önlenmişti diye sormuş. Evet, esasen kastettiği, benim anladığım şu en azından, onu mu kastediyor bilmiyorum ama benim anladığım şu. Esasen önlenen bir darbe mi değil mi bilmiyoruz ama sonrasında yaşanan bir sivil darbe. Takvim çok aşağılık bir başlık atmış. Bu tweet Kepsi, e, aynısı işte internet sitesinde de var. E, dün gece olan e, şeyler. Sonra da bu haberi korumakla beraber başlıktaki ifadeyi değiştirmiş. Kapak bu. E, Eşgali çok affedersiniz. Eşgali Sünepe haşhaşilere benzeyen Anayasa Mahkemesi üyesi işte Engine sözümüzdür darbe tehdidi seni o bayrak direğine asarlar diyor. Çok ağır galis. Yani o ışıklar yanıyor yanıyor diyerek bir e, imada veya espri de bulunmuş olabilir ama sen de yani bayrak direğine asarlar falanla yani hem vesayet vesayetçi odak falan diyorsun hem demokrasi cephesinde falan bulunduğunu iddia ediyorsun. Böyle bir şey yok da e, ağır faşist olduğunu e, ağır darbeci olduğunu, ağır otokrat olduğunu ya da diktatör olduğunu, ağır asla astı astık kestiği kestik bir sarayın tetikçisi olduğunu falan gösteriyorsun. Sonra da işte o seni o bayrak direğine asarlar lafını silmiş, başaramayacaksınız falan gibi bir şey yazmış ama iş işten geçti. Böyle yani. İşte devlet çürümesi de bu. Yani birileri ışıklar yanıyor diyor, öbürü de bizim ışıklarımız yanıyor diyor. Adliye, zaptiye, idrar yarışı. Öbür taraftan da işte muktedirin propaganda aygıtlarının attığı başlık. Anayasa Mahkemesi internet sitesinden bir yazılı açıklama yapmış ve yazılı açıklamada dikkat çeken şey şu. Diyor ki Anayasa Mahkemesi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmektedir. Yahu anayasal düzenin en önemli kurumlarından biri sensin. Ve sana yapılan yani yıllardır yapılıyor da ama en son dün yapılan demokrasi dışı bir girişim. Ve sen esasen bunu reddetmelisin ve demokratik hukuk devletinin yanında durmak da kararın arkasında durup bir şey yapmak. Yani seni yok sayıyorlarsa sen de orada durmaman gerekiyor. Kararların dinlenmiyorsa buna göre bir, bir şey yapman gerekiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hep söylüyorum. Yani oyunda kalıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin tamamı değil, üyelerinin yarısı istifa etse bu gerekçeyle. Başkan dahil, Engin Yıldırım dahil. CHP meclisten çekilse, HDP meclisten çekilse, oynamıyoruz deseler. Avukatlar mahkemelere gitmese, barolar çekilseler duruşmalardan vesaire. Ne olur? Emir olun sabahleyin başka bir ülkeye. Belki daha umutla uyanabiliriz yani. Yaz, yazılı açıklama dönemi bitti yani. Tweet atma dönemi bitti. AYM paspas oldu TR724'ün çok doğru bir manşeti yani. Evet. İşte bu üyeler ne yapılacaksa onu yapmaları lazım. Kendi kurumunun izzetini düşünüyorsan kendi kurumunu paspas ve kendi kararlarını paspas ettirmeyeceksin. Birileri böyle yaklaşıyorsa senin de buna bir cevabın olması gerekiyor. Ben de söylüyorum. Gazeteler nasıl görmüş bakalım. Sözcü kendi mahkemesini ilk sırada görmüş tabii ki. İstinaf Mahkemesi Sözcü Gazetesi'nin yönetici yazarlarına FETÖ'ye yardım suçlamasından delilsiz şekilde hapis cezası veren yerel mahkeme kararını onadı diyor. Ki o Emin Çölaşan ve Necati Doğru kararları. Eğer onlar cemaatçi ise Türkiye'de cemaatçi olmayan yoktur. Ayrı bir konu ama e, muktedir bununla yürüyor. Yani herkese o elbiseyi giydirecek. Mesela bununla ilgili bir haber daha var. Sabahta çıkan bugünkü sabah 12 Ekim sabahında özür dilerim. 2 gün önceki sabahta çıkan gizli tanıktan elde edilen SD kartta şok mesajlar. FETÖ'den CHP'ye baylok talimatı. Bir yandan sözcüyü, bir yandan CHP'yi falan aynı cemaat soruşturması çerçevesinde çember içine alma faaliyeti. Ama anlarlarsa Yeni Çağ yerel mahkeme AYM kararını tanımadı demiş. Altta da sabır taşı çatlamak üzere Meral Akşener'in lafı, sabretme sırası şimdi sende. Kemal Kılıçdaroğlu'nun lafı Türkiye muhalefeti. Sabır taşı çatlamak üzere. Berberoğlu kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu üzerinden çok soğuk görmüş Hürriyet haberi. Anayasayı tanımadı diyor. Berberoğlu kararında direnen mahkeme Cumhuriyetin manşeti. Bir gün AYM şimdiden yok sayıldı manşetiyle çıkmış. Gazete pencere kriz var manşetini atmış. Yerel mahkeme AYM'yi tanımadı manşeti karardan gelen manşet. O arada iki karar var ki onları da onları da değinmeden geçmek olmaz. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Listem hazır diyen Sevda Noyan'a takipsizlik kararı verilmiş. 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür onu söyleyeyim. Çok donanımlıyız bu konuda. Maddi manevi ayaklarını denk alsınlar demişti. Ülke TV yayınında. Sevda Noyan. Soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Başsavcılığına gönderilmişti. Başsavcılıkta kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Hep söylüyorum. Ali Edizer konusu da öyle. Bu da öyle. Bu yönde tabanda bir teşvik tabana bir teşvik olduğu için taban bu bu tür motivasyonla ayakta tutulduğu için Sevda Noyan motivasyonuyla 15 Temmuz kursağımızda kaldı motivasyonuyla taban diri tutulmaya çalışıldığı için bunlar hakkında soruşturma açılır çünkü çok gündeme geldiler çok sosyal ağlarda konuşuldu falan filan gazı almak için fakat 6 ay sonra 8 ay sonra bu olay kapatılır Sevda Noyan örneğinde olduğu gibi Taban bununla motive ediliyor. Sevda Noyan bir tek örnek değil yani. Yüz binler var böyle. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla içlerinden birini tırnak içinde söylüyorum ilahlara kurban ederlerse propagandaları boşa düşmüş olacak. Bir diğer son dakika kararı da Can 35 yıla kadar hapsi istendi. Mitter'ları davası daha önce mal varlığına el konulmuştu. Can Dündar da Twitter'dan Rabbim verdikçe veriyor demiş. Ne desin artık insanlar kendileriyle ilgili can yakan kararlara bile böyle tepki veriyorlar yani. Büyük geçmiş olsun mal varlığından sonra bir ikinci konu da bu. 35 yıla kadar hapis istemi. Büyük geçmiş olsun. Acı gerçek devlet çürüdü başlığını attık, kapağını attık ve bunu konuştuk. Anayasa Mahkemesi yeni değil. Son 5-6 yıldır pek çok kararı uygulanmıyor. Yerel düzeyde uygulanmıyor, siyasiler uygulamıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi uygulamıyor, kurumlar uygulamıyor. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Anayasa Mahkemesi kendine yapılan e, e, sivil başvurular, bireysel başvurular ve diğer pek çok kurumsal başvurularda hukuka bakarak karar vermiyor. E, çok talihsiz kararlara imza atmış durumda. Bütün bunlar var yani. Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son 5-6 yıldır sicili fena. Ama geriye doğru hep böyle oldu. Yani parti kapatma davalarında, işte 2007'de 367 kararında meclise... Cumhurbaşkanı seçtirmediler. Sonrasında yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Bir takım iptallerde, bir takım geriye doğru meclis kararlarını onaylamasında veya iptalinde her neyse çokça tartışılan karara imza atmış, çokça eleştirilen kararlarıyla bilinen bir mahkeme. Fakat o dönemlerde gene Anayasa Mahkemesi kararları kesindir deyip herkes uyuyordu. Fakat 5-6 yıldır artık o trende raydan çıkmış durumda. Anayasa Mahkemesi üyeleri de başkan dahil bunu içlerine sindirmiş bir şekilde yürüyorlar. Ee, kabile devleti falan diyorlar ama dediğim gibi daha evvel de söylediğim gibi kabile devletinde bile bir usul, bir gelenek, bir yoğurt yeme biçimi falan vardır yani. Kabile devleti bile değil. Devlet tam anlamıyla yok. Sadece hukuk değil, sadece demokrasi değil, sadece parlamento değil. Devlet yok, yargı yok. Bütün kurumlarıyla ve içindekilerle, her şeyle çökmüş durumda, çürümüş durumda. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bundan sonrası görüşleri, analizleri, kimi fikirleri de getirdim. Bundan sonrası gerçekten serbest düşüş. Bunun hemen her alanda, ekonomiden dış politikaya, ve genel halkın huzuruna kadar her alanda yansıması olur ve sonuçlarını çok ağır öder bu ülke ve içinde yaşayan insanlar üzgünüz umarım kısa zamanda bu hatalardan bu yanlışlardan dönülür bir manşet yayınını böylece bu duygularla kapatıyoruz yarın güne bakışta Turan Görür Yılmaz olacak sonraki gün Cuma günü haftanın son manşetinde buluşmak üzere efendim hoşçakalın.